Yaralarımızı birlikte saracağız. Geçmiş olsun Türkiye'm. İçeride hala insan var. Deprem meydana geldi şu anda. Binalar yıkıldı burada. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir Cuma akşamı TV100'deki yeni programımız sesimi duyan var mıya hoş geldiniz. Profesör Doktor Naci Görür ile birlikte bundan sonra her Cuma akşamı TV100 ekranlarında sizlerle Türkiye'nin gerçeğini konuşacağız. Türkiye'nin can yakan değil can alan gerçeğini konuşacağız. Ve öyle can alan derken yüzlerden binlerden de değil on binlerden bugün itibariyle 45 bini aştı son Maraş depreminde kaybettiğimiz insan sayısı. Büyük bir gerçekten bahsedeceğiz. O gerçek Türkiye'nin aslına bakarsanız tam olarak deprem değil. Yani Türkiye'nin gerçeği tam olarak deprem değil. Depreme dayanıksız, depreme karşı e, hazırlıksız yakalanan bir Türkiye gerçeği ve bütün boyutlarıyla bunları konuşmaya, sizlere anlatmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Aslında hoş geldiniz demeyeceğim. Program beraber yapıyoruz. Karşılıklı olarak hoş bulduk diyelim isterseniz. <laughs> hoş bulduk. 1999 depremi. Yani böyle ben sizi geriye çok da geriye de götürmeyeceğim. O Erzincan depremlerine falan. Bundan 23 sene öncesine, hepimizin hadi milat oldu dediğimiz 99 depremine götüreceğim. 99 depreminden sonra 2003 depremi, Bingöl, 2011 Van, 2020 Elazığ, en son 2023 Maraş, yine 2023 Hatay'da olan deprem. Şimdi bunların hepsi ya çok enteresan yani dünyada ben böyle bir durum da görmedim. Yani depremden doğal afetten çok büyük kayıplar veren ülkelerde genelde bilim çok gelişmemiş oluyor. Ve bilimin bir e, şeyi yok yani oralarda bir varlığı da çok yok. Ama Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de yani en son mesela Elazığ dep Elazığ'dan Elazığ depremini siz Elazığ depremi olmadan 5 sene önce söylemişsiniz. Bu en son yaşadığımız büyük afetin 2023'teki depremin olacağını siz bundan 3 sene önce söylemişsiniz. Hatta daha kötüsünü söyleyeyim size biliyor musunuz bilmiyorum. Siz Maraş depreminden 3 gün önce de söylemiştiniz Maraş'ta deprem olacak diye. Hatay'daki depremi de söylediniz. Şimdi kendinizi paramparça ediyorsunuz İstanbul'daki deprem için. E, fakat ya bir bilim insanı olarak bütün bilimsel verilerle sadece siz dediği Türkiye'deki doğru düzgün birçok bilim insanı verilerle, bilimsel veriyle uyarılarda bulunuyor. Fakat gelin görün ki biz insan kaybetmeye devam ediyoruz. Yani hem can kaybı hem mal kaybı çok büyük korkunç noktalarda devam ediyor. Demek ki yani yanılıyor muyum bilmiyorum biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Önce buradan başlayalım mı? Bu programın çünkü yapılma maksadı, sizin de benim de burada olma maksadımız fay hattı falan konuşmak değil. Yani artık zaten Türkiye'de siz de çok güzel söylediniz. Ben en son bizi sizi bir depremde aradım. Size dedim ki hocam ya bu artçı mı yoksa işte değil mi? Bir bana bir sağlam bir fırça attınız sonra televizyon bunu herkese söylemişsiniz. Dediniz ki ya sana ne artçı mı değil mi? İnsan ölüyor mu? Ölüyor. Mal kaybı oluyor mu? Oluyor. Ne yapacaksın sen artçı mı değil mi? Sahiden ben ne yapacağım artçı mı değil mi? Yani bizim böyle jeolog falan olmamıza da gerek yok hepimiz olduk. Şimdi biz bu programda farklı bir şey yapmaya çalışacağız. Ne yapacağız bir siz anlatın. Şimdi yapmamız gereken şu. E, gerçekten e, sık sık depremler oluyor. İşte demin siz saydınız. Ee, onu daha geriye götürseniz yani 1939'a Osmanlı dönemine git, gitmeden 39, 42, 43, 44, 57, 67, 99 işte siz saydığınız depremler 2003, 2011, 2020, 2023 falan öyle gidiyor ve toplam tablo 150 bin belki daha fazla insan ölüyor. Bu bizim ülkemize yakışmıyor. Ne insanımıza yakışıyor, ne devletimize. Bu çağda bizim bu canlarımızı toprağa vermememiz gerekiyor. Bunu yapmamamız gerekiyor. Dolayısıyla yani ben bir anlamda bir bilim insanı olarak buna isyan ediyorum yani gerçekten isyan ediyorum. Şimdi bu depremler olduğu zaman yer bilimciler Diğer bilim insanları da belki bu işin içinde değişik yer alıyor ama ben ağırlıklı olarak yer bilimciler diyorum iyi performans gösteriyorlar. Yani deprem olmadan önce deprem olabilecek yerleri öngörüyorlar, uyarıyorlar. O deprem gelirse ne büyüklükte olabilir. Nasıl zarar verebilir? Bunları dilinin döndüğü kadar üç aşağı beş yukarı, Tahmin ediyorlar yani öngörüyle söylüyorlar bu dediğim deprem tahmini değil ama uyarıyorlar insanları uyarıyorlar ee, ve insanların bilinçlenmesini istiyorlar. Şimdi depremler devam ederken can alırken halkın kendisi bunu bizzat görürken yaşarken yöneticiler de bizzat bu depremlerin içerisinde devlet olarak, yerel yönetimler olarak gerekeni can hıraş yaparken hiçbir şey değişmiyor. Değişmiyor. Şimdi bugün deprem hattında yani Maraş'tan Hatay'a kadar şu telefona benim şu telefona binlerce binlerce mesaj geliyor. Her konuda son derece hassas bir kitle görüyorum. Halkımı görüyorum. Ve hak da veriyorum. Canları acıyor. Benim de canım acıyor. Ben de üzülüyorum. Ama bu kadar hassas davranırken demin senin dediğin gibi 3 sene önce Naci görür veya başka biri. Ya burada deprem olabilir derken uyarırken bir sefer de değil. Her fırsatta bunu söylerken e benim güzel halkım sizin tepkiniz nerede o zaman? Ben bu tepki derken sokağa çıkın da bağırın çağırın demiyorum. Demokratik anlamda bizi yönetici, yönetenlerden ister merkezi yönetimden ister yerel yönetimden şefkatle neden işlemediniz yani can güvenliğinizi neden? Neden o zaman hiç bir kulaktan girip bir kulaktan çıkıyor? Halk böyle davranırsa biz bu devlete, bu hükümetlere, bu yerel yönetimlere deprem gerçeğini anlatamayız halk sahip çıkmadan hiçbir şey yapmak mümkün değil. Yapmak mümkün değil. Çünkü siyasetin bir işleyiş tarzı var. Yerel yönetimlerin bir işleyiş tarzı var. O işleyiş tarzında da onlar ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsun bütün hesap kitaplar 5 yıllık iktidara gelme, yeni seçime hazırlanma üzerine kurulur. Bir de halkın talebi üzerine kurulur. Yani şu anda şu anda hükümetlerin yaptığı nedir veya siyasi partilerin yaptıkları nedir muhalefet her neyse anket ankette halk neyi istiyorsa ona göre renk değişir ona göre tutum değişir yahu bu halk her şeyi istiyor da neden çoluk çocuğunun kendinin can güvenliğini iste, onu anlamıyorum şimdi yer bilimciler bu ülkede dünyanın sayılı yer bilimcileriyle yani boy ölçüşür akıllı, mantıklı mesleğini bilen insanlar. Peki yöneticilerimiz de yani devleti yöneten, kentleri yöneten e bu bilim insanlarının sözlerine bakarak hiç değilse bu konuda bir takım hazırlıklar yapabilirler. Halk hadi bunu unuttu, yapmıyor, korkuyor diyelim. Ya devlet korkar mı? Devlet günlük yönetilir mi? Kentler günlük yönetilir mi şehirler? Yani 100 sene 200 seneyi göremeyen yönetim olur mu? Günlük yaşayabilir miyiz biz? Diyelim ki işte onu diyorum ben. Yani biz Elazığ depremini ben 2003 yılından itibaren söylemeye başladım. 17 sene geçti. Öyle söyleyip de bitmedi. Bütün o bölge valilerine yani Bingöl, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman bütün vali ve e, Belediye başkanlarıyla ve üniversiteleriyle görüşerek konuştuk. Bunların hepsi kayıtlı belgeleri var. E hiçbir şey yapılmıyor. Ya niye konuşuyoruz o zaman biz? Nedir yani derdimiz nedir yani? Dolayısıyla yani anlamak mümkün değil. Bak şu anda on binlerce insanımız ölmüş. Daha on binlerce belki Allah korusun insanımızı gömeceğiz. Nasıl edeceğiz yani biz millet olarak? Şimdi ben bu programda yapılması gereken artık asla fay tartışması yapmayalım. Fay tartışması ne demek? Fay tartışması şu, şey ben anlatayım. Şimdi, yani bir bilim adamı, yani bütün kabahati benim üzerime yükleyebilirsiniz. İşte veya ne bileyim, Celal Şengör'ün üzerine yükleyebilirsiniz. Veya Erdin Bozkurt'un üzerine yükleyebilirsiniz. Neyse. Şimdi bir bilim adamı bir şey söylüyor. Hemen başka Bilim adamları diyelim çıkıyor. O öyle değil de böyle. Bu ben dedim de benimkisi daha doğru o, o böyle. Yahu kardeşim burası medya bilim platformu değil. Eğer siz benim veya bir başka arkadaşımın söylediğini yanlış olduğunu düşünüyorsanız bilim platformu orada gidin yazın çizin. Ciddi dergilerde yayınlayın. Yayınlarınızı atıf alın sivinizin bir çehresini değiştirin. Yani medyada bilim olur mu? Onun için işin entesan yönü halkı da halkın algısı da öyle. Öyle değişiyor. Hocam sen öyle diyorsunuz da şimdi mesela o kadar doğru ki bu. Sizin bu, bu çağrınızın ben size neden anlamlı olduğunu söyleyeyim çok önemli dışarıdan baktığınız zaman eğitimli sosyokültürel seviyesi çok üst düzey insanlarla birkaç ile ben bu süreçte deprem sürecinde telefonla konuştum. İşte İstanbul'da sizin Celal Hoca'nın falan konuşmalarını takip edip e, insanları biz de uyarıyoruz. İşte bu bölgedeysen binana baktırt eskiyse işte böyle belirtiler varsa bana bazıları şey dediler ya sen öyle diyorsun ama işte filanca bilim insanı ki üniversitesi adının başında profesör yazıyor çoğunda e, diyor ki İstanbul'da öyle bir deprem olmayacak işte diyor ki altı bir şey olacak. 6 küsür. İşte diyor ki 2800'de olacak. 2040 ya sanki 2045'te olsa bu arada hazırız. Size her şeyim üstüne yemin ederim bakın buraya. Kalıbımı basarım. İstanbul'da biz bu kafayla devam edersek 2145'te de olsa aynı insan kaybını vereceğiz. Aynı mal kaybını vereceğiz. 2245'te de olsa vereceğiz. O yüzden sizin bu söylediğiniz bilim insanları arasındaki tartışmaların medya önünde yapılması, deprem gibi Türkiye'nin şu an en büyük ulusal güvenlik tehdidiyle baş etmek zorunda olduğu bir ülkede çok yanlış. Şimdi o da enteresan bakın şöyle. Şimdi bizim söylediğimizin bir tarihçesi var. En azından 2000 1999-2014 arası denizlerde dünyanın en ileri teknolojisi kullanılarak yapılan çalışmalar var. Yani yerli ve Uluslararası gemiler var. Yani yüzlerce saatlik bilgisayar saati olan dünyanın en saygın üniversitelerinin ve bilim adamlarının yaptığı çalışmalar var. Yani veriler var. Biz bir şey söylediğimiz zaman, bak şu kadarını söyleyeyim daha uzatmayacağım. 99 depremleri olduğu zaman Marmara Denizi dünyanın hiç bilinmeyen bir denizi. İki tane bir paper var. Orada o da 1940'larda onun yayın yayın var. Başka da bir şey yok. Hiç bilinmeyen deniz yani karanlıkta gezer gibi böyle Marmara nedir diye düşünüyorsun. Bizim yaptığımız çalışma nerede var? Bizim yaptığımız çalışmalardan sonra dünyanın en bilinen iç denizi haline geldi. Yüzlerce makale yayınlandı uluslararası yayınlandı. Bütün dünya şimdi Marmara'yı biliyor. Şimdi dolayısıyla biz bir şey dediğimiz zaman yani bir tutulur bir tarafı var. Şimdi biri çıkıyor hayatı boyunca Marmara Denizi'ne ayağını atmamış. Denize bile girmemiş. Girmemiş. Yani istese de araştırma yapamaz. Dünyanın en zeki adamı olsa uzaktan algılama yöntemlerinin uygulandığı bir denizde istese de araştırma yapamaz. Biz bilim adamı olarak biz denizin 1200 1300 metre altına daldık. Yani o kadar da aptal olmuş olamayız yani biz her şeyi yanlış söyleyecek kadar. E bizim yani sivimize baksan herhalde söyleyenlerle kıyas kabul etmez yani uluslararası endekslerde. Şimdi neyse benim demek istediğim şunu ben hazırım bak milletim de duysun. Yani bu bir şampiyonluk kemeri varsa hani güreşçilerin şampiyonluk kemeri var ya. Ben bu kemeri kendi elimle tepsiye koyup başımı da eğip o arkadaşlarıma sunmaya hazırım. Yani biz hasbel kader neyse bildiğimiz kadar olabilir. Kendinden çok daha iyi olduğunu kabul ediyorum. Bilim platformuna gidip onu yazıp çizsinler. Dünya da öğrensin onları. E, buraya geldikleri zaman hepimiz yer bilimciler olarak, bilimciler olarak artık fayı tartışmayalım. Bir, deprem nerede olacak? ne zaman olacak, ne büyüklükte olacak, olacak mı olmayacak mı? O olursa bura nasıl etkilenecek, şu olursa nasıl etkilenecek gibi soruları da asla tartışmayalım. Halk korktuğundan, bilmediğinden böyle şeyler sorabilir hoşgörülü olarak. Belki yani onları biraz teskin edecek bir şey söylenebilir ama bizim bu programda yapmak istediğimiz, yapacağımız... Onun için ben halkımın da bu programa her hafta çok özenli yaklaşmasını istiyorum. Biz artık depremin bizi yıkamayacağı, depremde çoluk çocuğumuzu göçük altında kurban etmeyeceğimiz, nesillerimizi sağlıklı geleceğe taşıyacak deprem dirençli yerleşim alanlarını oluşturmak için bütün enerjimizi hem halka, hem yerel yönetimlere, hem merkezi yönetime anlatmak için, onları ikna etmek için biz bu programın ilerlemesini, desteklenmesini e, arzu ediyoruz ve hiçbir şekilde yani kimseyle hiçbir şeyin kavgasında veya düellosunda değiliz hükümeti de bizim, devleti de bizim, halkı da bizim. Gün o gün artık birbirimizi suçlamanın, öyle oldu, böyle oldu demenin de bir anlamı yok. Doğruları yalın olarak söyleyeceğiz ama şefkatle, anlayışla, el birliğiyle bu millete artık depremle nasıl yaşanması gerektiğini, depremden yıkılmayacak yerleşim alanlarına nasıl sahip olunması gerektiğini anlatacağız. Bunun dünyada örnekleri var. Yani işte dediğim gibi Japonya'da, Kaliforniya'da bu kadar deprem gündeme gelmiyor, konuşulmuyor. Bu boyuttaki depremlerde 10 binler, 20 binler, 50 binler ölmüyor. Onun için biz niye yapamıyoruz? Her şeyimizde var. Yeter ki inanalım, bu işi yapmaya çalışalım. Biz bu programda deprem olacak mı, olmayacak mı tartışması yapmayacağız. Evet. Biz bu programda deprem olacak o deprem olduğunda nasıl daha az kayıp vereceğiz konuşacağız. Bunun yollarını anlatmaya çalışacağız. Ee, umarım başarırız. Yani sizin başaracağınızdan şüphem yok da. İnşallah e, bundan bir ay sonra falan e, seyirci bulabiliriz bizi seyreden. Çünkü buradan böyle kendimi paralarcasına tekrar tekrar söylemek istiyorum. Her programda söylüyorum. Burada tek sorumlu taraf e, merkezi yönetim, iktidarlar, hükümetler... E, yerel yönetimler yani belediyeler değil. Burada maalesef bizler de vatandaş olarak bizler de çok sorunluyuz. Bizim depreme olan hassasiyetimiz de çok büyük bir problem. Depremin deprem olduğunda farkına varıp eğer biz ölmediysek çok yakınlarımız ölmediyse bir an önce o depremi unutup sanki hiç öyle bir şey olmayacakmış gibi yaşama dönme refleksimiz bizi bu noktaya getirdi. 45 bin ölümümüz var hocam. 45 bin. 45 bin insan kaybetti. O da şu anda. Ve şu anda ve biz deli olacağım ben gerçekten. Bu böyle bir doğal afet falan yok. Bunun adı doğal afet değil. Böyle doğal afet olmaz. Yani bu evet bu deprem olabilir. Bu fay hattı yani kırılabilir. Ama 45 binin insanın ölmesine doğal afet diyemezsiniz. Çünkü biz bunun olacağını senelerdir biliyoruz. Size çok acı bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bir haber yaptım yazdım bunu. Yayınladım da şeyde Twitter'da. İstanbul'un en önemli üniversitelerinden, tıp fakültelerinden bir tanesi Naci Hocam. Çapa Tıp Fakültesi. 1999 depremi sonrasında sizler dediniz ki İstanbul'a geliyor bu. Gelecek depremin de özelliklerini anlattınız. Hazırlanalım dediniz. 23 yıl geçmiş İstanbul'un en önemli tıp fakültesi, üniversitesi. İstanbul'da sağlığın ana damarlarından bir tanesi. Çapa Tıp Fakültesi'nde ki yani yıkılacağı yerle bir olacağına dair herkes mütabık. Çapa Tıp Fakültesi'nin dekanı da İstanbul Üniversitesi rektörü de. 23 yılda ne kadar yenilenmiş biliyor musunuz? Ne kadar yenilenmiş, güçlendirilmiş, taşınmış. Yüzde kaçı 23 yılda? İstanbul Üniversitesi rektörlüğünden gelen cevabı yayınladım. Yani resmi rakam bu size söyleyeceğim. Yüzde 30. 23 yılda yüzde 30'u yenilenebilmiş, güçlendirilebilmiş, taşınmış. Hocam 23 yılda bir üniversitenin tıp fakültesine ya yani yüzde otuzunu yapabiliyoruz. Biz nerede İstanbul'u? Demek ki demek ki bu iş böyle fay hattı konuşmayla o onunla olmayacak. Biz rahatsız edebildiğimiz kadar bakanı, milletvekilini, cumhurbaşkanını, belediye başkanını, muhtarı, ilçe başkanını, bilim insanını, vatandaşı rahatsız etmeliyiz ki öleceğini hissetsin. Bunun başka bir anlamı kalmadı artık bu saatten sonra. Ya Çapa Tıp Fakültesi hocam ya bilim insanları içinde %30'u ne demek inanır mısınız? 23 yılda %30'u ya. Yani oradaki rektörlükteki hocalara, akademisyenlere bir şey demiyorum. Belli ki e, o noktada bir hassasiyet yok ki. Gerekli bütçe alınamamış, gerekli çalışma yapılamamış falan filan. Şimdi bu arada devamını da söyleyeyim. Hani %30'u yenilenmiş ama bu yılın sonu itibariyle, ortası itibariyle %60'ını yenileyeceklermiş. Güçlendireceklermiş. Önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde de Çapa Tıp Fakültesinin tamamı depreme karşı dayanıklı hale gelecekmiş, taşınacakmış, güçlendirilecek, yenilenecek falan. Çok şükür, çok şükür. İnşallah bir buçuk senemiz vardır bu arada İstanbul'da. Yani öyle bir zamanımız umarım vardır. Şimdi burada ben yani halkıma güvenmek istiyorum ve ee, şu, şu nedenden dolayı bakın halkın sahip çıkmadığı hiçbir şeyi biz sürekli Yapamayız, götüremeyiz. Çünkü diğer unsurlar, yani ülkeyi depreme hazırlayacak olan unsurlar ağırlıklı olarak yönetimler, partiler, yönetim derken merkezi ve yerel yönetimler e, reflekslerini, hareketlerini halka göre ayarlarlar. Yani demokrasinin gereği budur. Halkın talebi olunca ona hayır diyemezler. Hele hele kimi dönemler vardır? Seçim dönemleri. O zaman da yani halkın nabzını daha fazla tutarlar. Şimdi düşünün bu halk eğer can güvenliğini Türkiye'nin en önemli bir numaralı gündemini ve problemini güne güven yani gündeme getirmiyorsa birinci derecede sorumlu halkın kendisidir. Ben onun için şimdi halka sesleniyorum diyorum ki can güvenliği kadar önemli hiçbir şeyimiz yok. Ne hukuk, ne işsizlik, ne terör, ne ekonomi, ne sanayi, aklınıza ne geliyorsa hiçbiri değil. Can güvenliği önemli. Bu ülkenin insanları neslini geleceğe taşıyacaksa sağlıklı ve sağlam yaşamak zorunda. Öyle her depremde 50 bin, 10 bin, 30 bin biz toprağa gömersek bu dünyada yaşamı hak etmeyen bir millet haline geliriz. Bu teknolojide, bu bilimde. Onun için bunu unutmayacaksınız. Bak 99'da şu belki genç insanlar bilmez. Beni izleyen insanların belki önemli bir kısmı genç bilmez ama sorsunlar büyüklerine. Şöyle bir şey denildi 99'da. 17 Ağustos 99 milattır milat. Bu ülkede milat. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu tarihten sonra olanlar bu tarihten önce olanlar diye ayıracağız her şeyi. Bu milat anlayışımız maalesef bu mi, yani insanımızın çabuk unutkanlığı, umursamamazlığı sayesinde 5 sene devam etti. Ne milat kaldı ne etti bir şey 5 sene. Bilmiyorum 5 sene. Siz devam bir etti. bilim insanı olarak yani 99 depreminden sonra çok büyük bir ilgi görmüşsünüzdür. Ne kadar devam etti o ilgisi Yani ben 5 sene diyeyim şimdi onu hiç umursamıyorum ama yani halkın durumunu yansıtmak istiyorum. şimdi bu bu depremden sonra yani eğer bu depremde olanları unutursak, unutabilirsek o zaman benim umudum kalmıyor. Ülkenin yarınına kalmıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni idame ettirmek, bu coğrafyada ebediyen sürdürmek, Türk ırkı olarak umutsuz oluyorum. Yani geleceğimizi göremiyorum. Görmek de mümkün değil. Onun için ben umutluyum. E, halkımızın bu kadar insan toprağa verildikten sonra eskiye dönmeyeceğini, kolay kolay unutmayacağını, bundan sonra bu kadar ölen insanların ölümünden hepimizin az veya çok bir sorumluluğu olduğunu devlet ve millet olmanın bunu gerektirmediğini bazı sorumluluklar gerektirdiğini anlaması bilmesi lazım. ve ben düşünüyorum ki bu yeni nesil özellikle bu genç kuşak bunun farkında olacaktır ve farkında olanlarını yani bazı yaptıkları yani bir, bir takım iletişimlerle de görüyorum ve halka güvenmek istiyorum Dolayısıyla biz şimdi yani halkımıza depremleri her an olacağını kabul etmelerini Yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde herhangi bir zamanda büyük bir deprem olabilir ve biz de ondan zarar görebiliriz Zarar görmemek için depremleri durduramadığımıza göre. Bu depremleri oluşturan mekanizmanın 13 milyon sene önce başlayıp daha milyonlarca sene devam edeceğine göre biz de ebediyen bu topraklarda yaşay yaşayacağımıza göre, yaşamak istediğimize göre o zaman ne yapacağız? Depremi durduramıyoruz ama zararını azaltabiliriz. Nasıl? Deprem dirençli yerleşim alanlarını bizzat bizi yönetenlerden isteyerek, talep ederek talep ederek demokratik anlamda devlete sığınarak devletin şefkatini, anlayışını isteyerek, gücünü isteyerek yerel yöneticimizle kol kola el ele sarılarak partizanlık asla yapmayarak, birbirimizi itip kalkmadan, birbirimizi ötekileştirmeden bu acıda, kederde birleşip bunu geleceğimiz için sürdürmek bahasına deprem dirençli yerleşim alanları diyorum. Bu olur mu? Olur. Bu çok mu? Ütopya mı? Hayır değil. Bunu yaparan yapan devletler var. Ya uzak doğuda var, Japonya'da var, Amerika'da Meksika'da var. var, Amerika'da var, İtalya'da var, her yerde var. Onlar bu işi beceriyor da biz niye beceremiyoruz? Hep imar affıyla ilgili konuşmalar oluyor ya hocam. Bu yanlıştır. bu İşte bunu çıkaranın iki yakası bir araya gelmez. Bu imar affı çok büyük kötülüktür. Hepsi doğru. İmar affı bir talepti. Bu konuşulmuyor. Bence bakın yani ee... halk talep etti bunu. İmar affı talebi. Ben biz bir önceki seçim bölgesinde tüm Türkiye'yi gezmiş bir gazeteciyim. E, acı çok acı bunu söylemek zorundayım. Seçim şu anki deprem bölgesinde de gazetecilik yaptım ben gezdim ve o bölgede dahil olmak üzere bütün Türkiye'de de. de bir imar affı talebi vardı ve o talep uzaydan gelmedi yani Mars'lardan gelmedi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir talebiydi ve bugünkü iktidar o talebi yerine getirdi. Yanlış mı? Çok yanlış. Bugün gördük o yanlışın bedelini. Ama sadece iktidar değil, bunu talep etmek de bir yanlıştı. Bunu da bu depremde acı bir şekilde deneyimledik. Şimdi candaş yani şöyle ben düşünüyorum. Şimdi dedim ya baştan da hepimizin bir altası kusuru var az veya çok. Bu yanlışlıkları da dile getirmek yerine bunları unutalım. Tek parça halinde dediğim gibi acılarımızı bağrımıza basalım. Birbirimizi sevelim. Ama bu deprem dirençli yerleşim alanlarını talep edelim. Olması için de uğraşalım. Zaten ülke insanının talebine karşı hiç kimse durmaz. Öyle bir anlayış da yok zaten. Ne hükümetler ne yerel. Biraz daha yerel. somut konuşalım mı hocam? Yani evet. bize şeyi söyleyin. Şimdi sevgili seyirciler merak etmeyin, biz bir şeyi de konuşacağız. Ya Türkiye deprem gerçeği diyoruz. Nasıl bir gerçek bu? Eldeki bilimsel verilerle, somut bilimsel verilerle, gerçek bilimsel verilerle Türkiye nasıl bir tehdi'din altında? Bunu çok rica edeceğiz ee, hocamız bize bir anlatsın çünkü bu programın merkezinde. Aslında o tehdite karşı nasıl dirençli şeyler oluşturabileceğimizi, nasıl ölmeyeceğimizi konuşacağız. Dolayısıyla önce o tehdidi bilmek zorundayız. Tartışmayacağız o tehdidi. Yani var mı, yok mu, olacak mı, buradan mı geçiyor, fay, şu, bu değil. Önce ne olduğunu soracağım ama şeyden önce hatta bunu konuşalım. Yani nasıl olacak, ne yapmalıyız, nasıl hayatta kalmalıyız, ne talep etmeliyiz biz yönetenlerden konuşacağız. Ama önce bize şey anlatır mısınız? Türkiye'nin deprem gerçeği bilimsel olarak nedir? bize bu ülkenin bir ucundan öbür ucuna nasıl bir tehditle karşı karşıyayız anlatın. Şimdi e, bunu yani halkım kolay anlasın diye yani öyle şekiller üzerinde çok durmayacağım. Çok basit. Bir sefer depremin mekanizmasının yaşadığımız yer küre olma, olduğunu bilmesi lazım. Şimdi bu ortaokul liseden beri anlatılır. Bizim yer küremiz basık bir küredir. Merkezinde çekirdek vardır. Basite indirgeyerek söylüyorum. Onun etrafında bir manto, ateş küre derler. Mama gibi söylenir. Onun üzerinde taş küre denir, litosfer. Onun üzerinde de hidrosfer, su küre. Yani okyanuslar, denizler, su küre en üstte. Onun altında litosfer, bu litosfer yeknesak tek parça değildir. Parçalı parçalıdır. O parçalar biri birine göre hareket eder onu söyleyeceğim. Parçalıdır. Yer kürenin yani litosferin altında manto vardır. Mantonun da altında çekirdek vardır. Şimdi arzın içindeki sıcaklık farklılığından dolayı. Şimdi sorabilirler arzın içi niye sıcak? Çünkü radyoaktif parçalanmalar var. Atom bombaları gibi uranyum, toryum onlar böyle radyoaktif bozulmalar sonucu yerin içi sıcak. O sıcaklık farkından dolayı çekirdekte diyelim 3000 derece sıcaklık var. E, litosferde taş kürenin altında mesela yani 300-500 derece var. Şimdi bu sıcaklık farkından dolayı mantonun içerisinde özellikle astenosferde böyle konveksiyon akımları meydana gelir. Yani çekirdekten yükselir veya o derinden sonra soğur, tekrar aşağı iner. Böyle dönen şeyler vardır. Akımlar vardır. Konveksiyon akımları. O akımlar birbirlerinden uzaklaştığı zaman litosferin parçalarını, biz o parçalara levha deriz. Levhayı birbirinden uzaklaştırır. Veya o levhayı birbirine sürterek hareket ettirir veya birini diğerinin üzerine bindirir. Ya yani birbirine sürterek hareket ettirir veya birini diğerinin üzerine bindirir. Yani niye levhalar hareketli? Litosfer niye levhalardan oluşmuş söyledim. Niye bunlar hareket ediyor? O arzın içindeki konveksiyon akımlarıyla. İşte bu levha sınırlarında depremler olur. Levhanın içinde de depremler olur ama asıl depremler levha sınırlarında olur. Şimdi bu dünyada niye deprem olduğunun bir izahı. Şimdi depremler dünyanın yaşadığını gösteriyor. Aynen insanın kalbi gibi. Dua edelim depremler durmasın, bitmesin. Depremin bitmesi demek insanın kalbinin durmasıyla iş değerdir. İnsan ölür, gök cisimimiz ölür. Şimdi dolayısıyla e, bu hareket hep sürecek bizim ülkemizde bu hareket levha sınırlarının hareketleri bu düzen dediğim gibi 13 milyon sene önce başlamış. Şimdi litosfer bizde levhalar kuzeyde var Avrasya levhası onun güneyinde var. Türkiye için konuşuyorum. Anadolu levhası daha küçük, Avrasya muazzam bir levha, bizimkisi küçük. Anadolu levhası ikisinin arasındaki sınır Kuzey Anadolu fayı. Hmm. Yani niye Kuzey Anadolu fayı boyunca çok depremler oluyor? Çünkü o fay Anadolu levhasıyla Avrasya levhası arasındaki sınır. Şimdi e, güneyimize gelince Afrika levhası var. Afrika levhası Anadolu'nun altına dalıyor, tüketiliyor. Aradaki sınır Helen Kıbrıs yayı. Hmm. Orada niye çok deprem oluyor? Çünkü Anadolu'nun altına dalan bir levha var Afrika levhası. o Türkiye'de en fazla depremler Girit adası Kıbrıs arasında olur denizde. İşte ondan dolayı. Gelelim şimdi bir levha daha var. Arap levhası güneyde. Yani Afrika levhasıyla Arap levhası var. Arap levhasıyla Afrika'nın arasındaki sınır Ölü Deniz fayı, Doğu Anadolu fayı. İşte o niye deprem oluyor Doğu Anadolu'da? Bugün o korkunç deprem nerede oldu? İşte bu levha sınırında oldu. Yani buradan da anlaşılıyor ki dünyanın yapısı, mevcut levhalar zaten hareket etmek zorunda arzın içinden gelen konveksiyon akımları sayesinde o zaman depremler olacak. Bu depremler hiç durmaz. Ya ne zaman bu deprem olacak? Nerede olacak? Nasıl olacak? Bunu unutalım. Lüzum yok. Bırakalım bunu. Yani bilim insanları tartışsın etsin. Çok merak ediyorsanız girersiniz internete onu okursunuz. Halkın bilmesi gereken madem ki Türkiye böyle bir deprem ülkesidir. Biz deprem dirençli kentler oluşturalım. O şeyi verir misin Selda? O MTA'nın haritasını. Yani Türkiye evet. deprem ülkesidir ne demeyi o harita çok güzel gösteriyor. Evet. Bir daha oradan da gösterelim bu anlattığımızı. Ondan o MTA'nın asıl... meşhur bir haritası var. Meşhur diyorum çünkü artık hepimiz ezbere bildik o işi. Yani fay hatlarını. Onu bir verirsen Türkiye. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> i̇şte bu. İşte bak kabaca şöyle şurada durayım. Şimdi bakın şu Kuzey Anadolu fayı. Fay zonu, fay kuşağı. Şurası. Evet. Bu e, Bingöl Karlova burası. Şimdi bu sınır Anadolu levhasıyla Hocam, Avrasya şey bu levhası arası. Yaparsanız çünkü ekran orada hassasiyet gösteriyor. Avrasya levhasıyla Anadolu levhası arasındaki sınır. İşte Hı -hı. bu. Yani bu sınır boyunca Anadolu batıya gidiyor. Göreceli olarak üstü de doğuya doğru diye düşünebilirsin. Bu sınır levha sınırı olduğu için levhalar da hareketli olduğu için o hareketi de arzın içindeki sıcaklık farkı konveksiyon akımları sağladığı için burada devamlı depremler olacaktır. Türkiye'nin en tehlikeli deprem sınırı yaklaşık Karlova ile Yunanistan'a kadar olan ya da Türkiye'ye kadar sınırı 1.600 kilometre. Şimdi ikincisi bakın Doğana Dolu Fayı Bingöl Karlova ile Hatay arasında şu gördüğünüz hı hı. E, aslında burada şu kısmı biz Ölü Deniz Fayı diye düşünüyoruz böyle gideni yani şu kesim Doğana Dolu Fayı böyle o bir, biraz yani şey akademik bir sorun burası. Arap levhası Arap levhası kuzeye doğru geldiği için bu hat boyunca hareket ettiği için orada depremler oluyor. Afrika burası. Bu Afrika burada gözükmüyor. Kıbrıs'ın altına doğru, Girit'in altına daldığı için buralarda da çok deprem oluyor. Bu sizin uyardığınız şimdi bu Hatay'daki depremden sonra Adana ve Kıbrıs dediniz ya siz. Evet. O Kıbrıs diye bahsettiğiniz tehdit o fay hattından mı kaynaklanıyor? Şöyle. Şimdi bak şu şu Doğu Anadolu fayını evet. ve Doğu Anadolu fayıyla Ölü Deniz fayını düşün. Şu koca levha 3,5 ile 7 metre arasında aşağı yukarı işte çok kısa zamanda hızla buraya bindirdi. Hı. Hmm. Koca Anadolu kütlesi son depremle de birlikte değil mi? Son depremlerle tamam. buraya geldi. E buraya geldiği zaman dikkat edersen şu kırılan hat şu kırılan hat buralara şey yükledi stres yani maraş'ta olan deprem enerjisinin bir kısmını güneye verecek. Zaten burada deprem olduğu zaman biz uyardık. Yani ben mesela Celal de uyardı. Biz dedik ki şimdi güneye dikkat. Burada iki deprem olunca güneyde ne var? Hatay var. Adana havzası var. Hatay'da oldu. Hatay'da oldu. Şimdi burada ve Kıbrıs'ta dedik. Çünkü bu levhanın hareketi Bunu ile doğru önemli bir enerji buradaki faylara da transfer edilmiş olabilir. Şunlara değil mi? Bu bu, Bak, şu, bu, ha, bu bunlar, göstereyim. bunlar, tamam. bunlar, bütün bunlar yani etkilenebilir böyle ağırlıklı olarak ve Kıbrıs'ta da şu ana Adana havzasının devamı bu Kıbrıs'ın kuzeyinde sınırlı. Peki neden Adana ve Kıbrıs diyorsunuz? Eğer öyle hiç bilmeden, bilinci evet. soruyorum. Eğer güneye doğru böyle bir hareket baskılanacaksa Sivas, Kayseri, Nevşehir, Mersin, Karaman yani, buralar en, neden değil de Adana diyorsunuz? Yani şöyle. Şimdi bu hareket Anadolu levhasının bu hareketi muhakkak ki bütün faylarda bir etkileşim yapmış olabilir. Kolay değil. Yani bu kadar rijit bir cisim böyle bir hareket yaptıysa levha olarak yani bu boyutta hareket ettiyse bunların hepsinde stres alanında bir değişiklikler olmuştur muhakkak. Hmm. Ama bu geometrik ilişkisi ve yakınlığı nedeniyle hedef olan yer burası. Mesela bu depremden sonra bu depremlerden sonra şu şu fay var ya 7 hmm. suyu fayı Erzincan ile arasında buradan bura... Erzincanlı neresinin arası hocam o? Yani işte bu Karlova ile Erzincan arası. Şurada. Tamam. Ee, biz yani zaten deprem bekliyorduk. Daha da şimdi sıkıntılı hale geldiğini düşünüyoruz. Oranın, o bölgenin. Evet. Çünkü... bu çok konuşulmuyor çünkü. Evet. Ama yok bunu hep söylüyoruz. Bu bin, en son deprem burada 1784'lerde 90'larda. Onun için burası Türkiye'de nerede deprem olacak diye hep bize sorarlardı. Biz İstanbul, e hocam İstanbul'un dışında nere derlerse Maraş derdik. Parmağımızı yumardık. Ora çıktı şimdi devreden. Üçüncüce de bu yedi sufayı derdik. O Elazığ bölgesi derdik. Buralar hepsi çıktı devreden. Yanlış mı bu yedi sufayı dediğiniz Erzincan'la Kar ya bu Karlova'nın olduğu yerdeki fay yedinin üstünde bir deprem yaratma potansiyeli. Yedinin üstünde çünkü yani 1780'lerde 90'a yakın 84 sanıyorum. 7.4 büyüklüğünde deprem üretmiş. O zamandan beri deprem yok. Üstelik de Erzincan depremi olmuş ki oraya muhakkak stres biriktirmiştir. Yani Bunu söyleyelim o zaman. Bu çok önemli. Tekrar edelim. Yani bu bahsettiğiniz nokta e, o tekrar coğrafya olarak söyler misiniz hocam? Karlova ile yani Karlova ile Erzincan arası. 7 su, 7 su fayı. Pülümürün olduğu yerler. E, etrafında Erzincan var. Bayburt var. Yan yanlış söylemiyorum değil mi hocam? Ben öyle ee, görüyorum İşte bu muş var. Yani şu kesimlerde biraz daha hassas olunması gerektiğini düşünüyoruz. Biz. Çok önemli bu. Söyleyeyim. Şimdi biz bunları söylediğimiz zaman, bak onu da söyleyeyim. İnsanlar doğal olarak korkuyor. Ben de korkuyorum. Şimdi mesela Adana'ya, Hatay'a dikkat dediğimiz zaman bana çok inanılmaz mesaj geliyor hocam. evvelere girmiyoruz, korkuyoruz. Ne yapalım? Yani. Şimdi bilim insanı bilimsel öngörüyle bir tehlike gördüğü zaman onu uyarır. Yani insanları korkutmak için değil. Yani en azından merkezi ve yerel yönetimleri daha dikkatli olmaya, işte ona göre ne bileyim ben diyelim ki oradaki yerel yönetimler, mesela hastaneler, işte su, itfaiye, doğalgaz vesaire, yani biraz daha böyle hazır olma, yani alarmda olma Önemi olur Çünkü ne olur ne olmaz diye İşte Adana bölgesine Ben tekrar yani Orada bulunan insanlara söylemek isterim ki Böyle evlere girmiyoruz Yetmiyoruz bunlar doğru şeyler değil Yani Adana Belediyesi'nin Veya oradaki AFAD yetkililerinin Talimatlarına Söylemlerine Uymalarında yarar var eğer evinizde bir hasar yoksa, herhangi bir sorun yoksa gelip de üstelik muayene ediyorlar. Şimdi bütün belediyeler hızlı muayene ediyor. O bir yöntemdir, doğrudur. Yani siz ondan sonra ayrıntılı yöntem yöntemle muayene edebilirsiniz ama bir sorun gözükmüyorsa evlerinize girmemek için hiçbir neden yok. Adana'daki riskin yani deprem riskin için biraz önce dediniz 7'nin üstünde bir deprem orada bekleniyor dediniz Erzincan evet, bölgesi evet. için. Adana için böyle bir şey var mı? Yani, yani kaçın üstünde yani altının Bir 7 Büyüklük olarak bilmiyoruz. Mesela biz hataya dikkat et derken de altının yani üstünde dikkat demiştiniz. edin dedik. Şimdi genelde bizim dikkat edin dediğimiz şey depremler genellikle 5'in üstünde demek lazım. Yani 4-5 boyutunda deprem olunca yani onu... Yani önemseriz ama Peki çok ne Mesela Karlova için 7'nin üstü diyorsunuz da Adana için niye diyemiyorsunuz? neden? Çünkü burada tarihi dönemlerde yani bu en son deprem burada 1784'te 7.4. Dolayısıyla yani tekerür periyodu dolduğu zaman 7.4 olacak ya da o boyutta. Mesela Maraş'ta biz Maraş'ta deprem olacak dediğimiz zaman en az 7.5 dedik. Sebep çünkü 1513'te en son depremde O da 7.5'tu. Adana'da niye diyemiyorsunuz o zaman? Yani Adana'da işte dediğimiz böyle rakamsal olarak değil. Yani son Adana'da olan o 92'lerde falan depremler yani işte 7'ye yakındı. 6.2'si. Yine o civarda bir deprem. İşte bekleyin. yani bu biraz da şeye bağlı. Fayın uzunluğuna da bağlı. Hangi fayın hmm. kırılacağına bağlı. Yani uzun bir fay belli büyüklükte kırılırsa tabii onun büyük oluşturacağı deprem büyük olur ama küçük bir deprem ise tabii daha e, küçük boyutta olur. Şimdi neyse bak şuraya bakarsanız. Hocam bir kısa reklamımız var. Onu verelim ondan tabii. sonra sizi yoralım mı? Tabii tabii. Profesör Doktor Naci Göl'le birlikte hazırladığımız Sesimi Duyan Var mı devam ediyor. Hocam tam size anlatırken ve ben size şey dedim ya hani neden Sivas'ta e, Kayseri'de Mersin oralarda olmuyor da aşağı Adana'da oluyor dediğim anda Adana, e, Sivas-Gürün merkezi 4.7 büyüklüğünde bir deprem olmuş. Nedir bu? Yani bu işte fay sistemi olarak ben tabii yerini şu anda bilmiyorum ama e, mesela buradan bu Mersin'e böyle gelen şuradan bir e Ecemiş fayı vardır. Hı hı. E, yani çok geniş aralıklarla deprem meydana getirebilir. Aktif bir faydır. E, zaten görüyorsunuz bu ee, Anadolu bu iki levha sınırı boyunca hareket ettiğinde rijit bir cisim düşün. Hareket ettiği zaman kendi içinde parçalanıyor, kırılıyor. Yani şurada gördüğünüz bu fay sistemleri Anadolu'nun batıya hareketinin bir sonucu. Yani bir kocaman muazzam Türkiye gibi bir kütle hareket ederse rijit bir kütle parçalanır, kırılır. Yani onlar da o fayları oluşturuyor. Zaten bu Anadolu geldiği zaman orada Yunan karası çıkınca kafayı bu sefer yani şu aşağıdaki Afrika'ya çeviriyor. Onun üzerine de kuzey güney yönünde buralar geriliyor. Bu Çınarcık bölgesinde yeniden büyük bir deprem olma ihtimali var mı? Çınarcık çukurlu içinde mi? Evet. Yani işte bekliyoruz tabii yani bu... E 99'da oldu en son bir daha yani ay oku kuzey. Yok yok, yok bak 99'da olan burada durdu işte. Evet. Burada durdu şimdi buradan sonra devam edecek. Ha o beklediğimiz İstanbul depremi Evet çünkü bazen. bak kırıl, kırılma neredeyse kırılmayan yer duruyor. O kırılmayan yeri de kıracak. Yani özellikle İstanbul'da depremi bekliyoruz. Yani şimdi biz millete depremi şu anda anlatıp evet. daha vazgeçeceğiz ya... Burada beklememizin nedenleri var. Yani çok uzatmadan burası sismik bir boşluk. Bunun bak şu kısmında batısında deprem oldu 1912 Şarköy depremi. Doğusunda oldu Gölcük depremi. Bir kaldı arası. İkisinin ortası bu. Orada da son deprem 1766. Şarköy ne kadardı hocam 1912'de? 7.2 hiç 7'nin altı olmuyor orada. Yok işte öyle büyükçe bir fay. Dolayısıyla orası sismik bir boşluk muhakkak kırılmak zorunda. Bizim yaptığımız bütün araştırmalar daha sonra yapılan araştırmalar buranın kırılma mecburiyetini gösteriyor. Yani şu adalar fayı ve şu kumburgaz fayı büyük ölçüde ya beraber ya ayrı ayrı kurulacak. Şu batı tekirdağ fayının da 1912'de kırıldığını düşünüyoruz şuraya kadar. Hmm. Şimdi dolayısıyla İstanbul'da deprem olacak dikkatli olun dememizin nedeni bu bilimsel gerçeklik. Şimdi şehirlerin e, dayanıklı şehirleri konuşacağız ya. Evet. Bu bilginin üstüne konuşacağımız için bu çok önemli bir Tabii. bilgi. Yani Şimdi, mesela dayanıklı şehirlerde nasıl bir tehdit İşte İstanbul. Evet. Şu anda Türkiye'deki bir numaralı deprem tehdidi, en büyük deprem tehdidi İstanbul mu? İstanbul. Bir. İstanbul. Biz iki olarak Maraş'ı sayıyorduk. Maraş oldu. O gitti. Bir Şimdi, İstanbul. Evet. Bir orası iki bence Erzincan. Yedi su. Erzincan Karlova arası. Bir de Karlova Bingöl Göynük arası. Burası. Yani hem bura hem bura. Ve burada, orayı burada 7.2 bekliyoruz. Burada da 7.4 gibi bir deprem bekliyoruz. E, ve o şu son iki söylediğiniz yer Maraş depremi çok yakın bir süre içinde olduğu için çok etkiledi. daha stres 1 baya bayağı ciddi onun için bizim endişemiz oradaki o beklenen depremi öne çekebilir. Yani çok uzakta bir zaman değil öyle bir zamanda bu bu bölgede bu bölgede deprem olabilir. Şimdi tabii e, bu, bu da onun için biz hazırlıklı olmak gerekir tabii. diyoruz. Yani şimdi bizi dinleyen eğer ciddi alırlarsa bu yöredeki yerel yönetimler ve merkezi yönetimin de ona göre hangi söyleyelim mi hocam o illeri yani evet. bu fay hattının evet. e, etkileyeceği Erzincan, Bingöl arasında 7 su fayı boyunca Hı? Mesela pülümürün üzerinde olduğu bir yer, ben diğer köyleri şeyleri bilmiyorum. Burası da Karlova-Bingöl Göynük arası. Yani Karlova ile Göynük arasındaki şu kesimin daha hassas bölgeler olduğunu düşünüyoruz. Çok net bu söz. Peki evet. ikinci bölge, orası üç neresi hocam? Şimdi ondan sonra bir yani Batı Anadolu'da. Ee, bu kesimlerde biz e, depremler bekliyoruz. Tabi Marmara bölgesi deyince bakın hep bu kuzeydeki Kuzey Anadolu fayını dedik ama aynı zamanda Kuzey Anadolu fayının güney kolları var. Yani şu hmm. bu yörede. Yani Bursa, Çanakkale, işte Balıkesir o yörelerde şu. Tabi buraların da beklenen Marmara depreminde hassas bölgeler olduğunu bilmek lazım. Yani bu bölgelerde de deprem hazırlıklarının hızlandırılması veya ciddiye alınmasında yarar var. Ee, İzmir keza öyle. İlk 3 Kuzey Anadolu'nun Marmara'daki burayı, burayı yerimi ilk bir, sanki... birinci gibi Heh. söyledik. Çünkü bütün Marmara bölgesi yani sanki böyle sadece İstanbul, Tekirdağ bundan etkilenir gibi değil. Yani bu bölge Marmara bölgesi olarak düşünüyoruz. Ee, Üç, üçüncü bölge bu e, İzmir Havalisi. İzmir'i bir tam anlatır mısınız? İzmir'le ilgili çok böyle karışık kafamız. İzmir'de tam nasıl bir risk var? Nasıl bir fay hattı düzleminde İzmir tehdidini konuşuyoruz? Şimdi, şimdi bak şöyle söyleyeyim ben e, burada e, bazı tarihler de aldım. E, şimdi burada e, şu İzmir'in körfez olsa Buradan gelen büyük bir fay var şöyle. İzmir fayı. Bu fay ciddi bir fay. 7 ve üzerinde deprem üretebilir. E, nitekim bu körfez alanı, şu saha Sisam depremi sonucu 70 kilometre olmasına rağmen depremin kaynağına. Orada biliyorsun 110 kişi, 117 kişi öldü. Evet. Belli sayıda binalar yıkıldı. 2020 galiba değil mi? Evet. Buralar şey, yani zayıf zeminler kalite bakımından o artık biz ayrıntıyı tartışmayacağız. Şimdi burada İzmir fayı var. Ee, bu bu fay burada gördüğünüz gibi e, e, Graben'in yani e, e, Gediz Graben'in güney sınırı aynı zamanda İzmir fayı olarak devam ediyor Körfez'e. Ciddi deprem üreten bir fay. 7'nin üzeri. Evet. Yani 7 ve üzeri olabilir. E ee, ayrıca bunun dışında şu İzmir yarımadasında çok sayıda aktif fay var. Mesela bunlar İzmir'i dedim. Tuzla fayı. Yani Tuzla fayı, e, Seferihisar fayı, Gülbahçe fayı, e, Kemalpaşa fayı, Manisa fayı, Menemen fayı, e, yeni Foça fayı, Gümüldür fayı gibi yani yaklaşık 13-14 tane aktif fay var ve o faylar genellikle kabaca kuzey, güney, doğu, batı olanlar da var. E şimdi bu kadar aktif fayın denizin üstünde de bir fay hattı var galiba. Tam şu sizin biraz önce gösterdiğiniz İzmir fayının altında. Aha yani o bu, bu Çok, da bu, bu da zaten Büyük Menderes e, e, grabeninin olduğu faydır. Aydın, Maydın o yürer de ciddi fay e, yani graben fayının etkisi altındadır. Yani bu bölge İzmir bölgesi deprem kaynağı bakımından çok fazla olan bir yer. Yani sık sık depremler olur. Mesela çok eski olanlara ben gitmeyin bak. 1909 Foça depremi 6 büyüklükte. 1928 Torbalı fayı 6,5 büyüklüğünde deprem üretiyor. Torbalı depremi 1939 6.6 büyüklükte dikili depremi, 1949 yine 6.6 Karaburun Çeşme depremi, 1955 5 büyüklükte Karaburun depremi, 66'da 4.8 e, Menemen depremi, böyle 5.6 Urla depremi, yani dikkat edersen çok sayıda çok depremler var. var. Genellikle buradaki şu ana kadar olanlar 6.6 o küçük de değil ama yani işte dediğim gibi bu İzmir fayıyla 7 ve üzeri de olabilir. Bu İzmir'in şanssızlığı kendisi çok canlı faylarla parçalandığı halde çevresinde de İzmir'i etkileyecek çok büyük evet. faylar var. E aynı zamanda bu e, Girit, Helen yayıyla Kıbrıs yayı burada olan depremler de buraya etkiliyor. Hmm. Şimdi İzmir Mesela bölge... adalar var. Bazı adalar var. İşte Bozca var, Gökçe ada var. Onların hepsi yani Marmara şey, Ege Denizi'nde olan depremlerle etkileniyor. Mesela yine hassas bir bölge bu Muğla civarıyla Antalya'ya kadar olan şu güneybatı kesimi de Türkiye'nin e, sayılır deprem yeri. Orada böyle büyük bir fay hattı var. İşte bu dediğim Hel, hmm, Helen. E, Helen Kıbrıs Yayı dalma batma o orada baya büyük depremler olabilir dolayısıyla buralar etkileniyor. Bayağı büyük depremi. Zaten bu Helen e, Kıbrıs Yayının hareketinden dolayıdır ki bütün Ege geriliyor, bütün bu bölge geriliyor. Yani onun için burası da böyle bir tehdit altında. Şimdi biz bu kısımları gördüğümüze göre mesela ee, bu şey e, Hakkari yöresine de 4. biraz dikkatli bakıyoruz. Evet. Burada yüksek yuva fayı var. İran kesiminde olan e, aktif faylar var. Bir de bu büyük depremler sırasında Anadolu levhası güneye kayarken Afrika levhası da bu bindirme kuşağına daha fazla orayı sıkıştırdı. Dolayısıyla bu Bitlis-Zagros sütür zonunda da yani özellikle bu Hakkari yöresinde de bir hassasiyet belirtileri. Siirt'in e, güney doğusunda da galiba öyle bir fay var değil mi hocam? Yani bu, bu zaten bu olduğu gibi fay zonu. Bin, bindirme fay, bütün hmm. burası. Burası da sınır. Yani Doğu Anadolu'yla ile Arap levhasının sınırı. Şimdi neyse, e, görüyorsun Doğu Anadolu da çok sayıda aktif faylarla evet. kesilmiş. Şimdi bu tabloya bakınca. Bizim kabul edeceğimiz şey asıl onu diyeceğim. Türkiye aktif faylarla örülü mekanizma 13 milyon sene önce olmuş, milyonlarca sene devam edecek. Bu depremleri durdurma şansımız yok. Bizim gerçeğimiz bu. Gerçeğimiz bu. Bu topografyada, bu coğrafyada yaşayacaksak bizim tek yolumuz deprem dirençli kentler oluşturmak. Sihirli kelime bu. Bu zor mu? Çok mu zor? Hayır. Eğer biz devlet olarak, hükümetler olarak bu işe inanır, halk olarak da bu işi bizzat takip edersek, ülkenin sahibi olarak bundan sapanı, bunu yapmayanı, ciddiye almayanı iktidarları sandıkta gereken onlara e, dersi verirsek, biz bu işi başarırız. Şimdi siz bunu anlatmadan önce. Ee, özellikle bunu anlattık ki şehirlerimizin nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğunu bilimsel veriyle somut olarak gösterelim. Şimdi bundan sonra yapacağımız iş bu tehdide karşı şehirleri nasıl dayanıklı kılarız? Bu programda bundan sonraki bölümlerde bunları konuşacağız. Bravo. Yani Nasıl o, dayanıklı kılarız? Ha, yani bunları anlattık ki halk şunu anlasın. Ya deprem orada geçti tamam bitti başka ne zaman olur, nerede olur bu tartışmaları bırakın. Biz Türk halkını ne jeolog ne jeofizikçi yapacağız. Hiç niyetimiz de yok. Olduk ama. E, olduk öyle anlata anlata. Gere bir, bir ölçüde gereksiz böyle bir bilimsel platformlarda olması gereken tartışmaları buraya taşıdık. Şimdi fay tartışmasına son. Deprem tartışmasına son gerçeklik var bu ülkenin bir en önemli sorunu ve depremde ölmek bizim kaderimiz değil. Deprem kaderimiz olamaz bu çağda bu bilim ve teknoloji dünyasında bunu hak etmiyoruz. Biz kentlerimizi deprem dirençli yaparsak yerleşim alanlarını biz artık depremden korkmayız. Bir de şunu bilelim değil mi hocam bu hep Şüphesiz yani doğal afetler depremde Allah'tan hiç yani buna söyleyecek bir şey yok. Fakat biz tedbir almadığımız için ölüyoruz. Yani doğal afetten ölmüyoruz. Deprem yüzünden ölmüyoruz. Biz depremleri öngörebiliyoruz ve o öngörebildiğimiz depremlere karşı tedbir almadığımız için ölüyoruz. Yani ya yapacak bir şey yok işte ne yapalım işte tedbir işte deprem Allah'tan geldi. Şüphesiz Allah'tan geldi de biz tedbirimizi almak zorundayız. O tedbiri almadığımız için on binlerce insan ölüyor. Bunu da tekrar tekrar söylemek lazım. Şimdi yani Çaresiz böyle deprem olacak ve hepimiz öleceğiz durumu doğru bir durum şimdi değil. Şimdi şöyle yani ben insanların inançlarına saygılıyım. Hepimiz, hepimiz tabii. Şimdi yani elhamdülillah ben de Müslümanım. Ben de tabii hep beraber. Çok dindar da bir aileden gelmekteyim. Evet ben çok El iyi biliyorum. da beni bilir. Şimdi bizim dinimizin özünde... Kadercilik böyle tanımlanmaz. Yani bu din öğretisi bir kelimenin dahi öğrenilmesi halinde o insanın kölesi olurum diyecek kadar bilime önem veren, bilim Çin'de bile olsa gidin alın diyen bir dinin mensuplarıyız biz. Dolayısıyla yani e, her şey Allah'tan gelir ama Allah'ın bize bahşettiği bir takım şeyler vardır. Biz onları kullanmak, aklı kullanmak, önlem almak gibi. Bak burada belki insanlarımızın yani İf bir anlatayım yani rahmetli bir hocamızın bu vesileyle söylediği. Bizde bir profesör vardı Şakir Abdüsselamoğlu. Biz bir gün arazide bu Niksar Erbağ'da Kuzey Anadolu Fayı üzerinde çalışıyoruz. Biz de asistanız. E, Remzi Akkök vardı. Şimdi profesörü de o ayrıldı. E, ve ben ikimiz asistanıyız. Hoca da Şakir Bey de bizim başımızda hoca. O zaman o da doçentti. E, böyle bir çorbacıda çorba içiyorduk. Su şehrinde. O sırada bir zahireci dükkanın önünde bizim geçtiğimizi görüyor. Jiple gelip geçiyoruz falan. Bize beyler dedi hoş geldiniz ne yapıyorsunuz diye yani öğrenmek istedi bizim kılığımızı kıyafetimizi görüyor Elimizde çekiç her sabah çıkıyoruz gidiyoruz ee, Biz de dedik ki biz deprem araştırması yapıyoruz O da yani çok temiz bir insan ee, Ya Allah'ın işine ne karışıyorsunuz dedi yani e, öyle şey mi olur der gibisinden bize kızmadı ama sevecenlikle onu söyledi Allah rahmet eylesin Şakir Hoca oturduk çayını içiyoruz adamcağızın. Dedi ki Ahmet Efendi dedi sana bir şey söyleyeceğim. Buyur hocam dedi. Şimdi dedi bak ben orada dedi zahire telisleri görüyorum. Telis Anadolu'da telis derler çuval böyle. İçerisinde dedi bu buğday var, bulgur var, pirinç var görüyorum. Evet dedi. Peki dedi sen dedi bu akşam dedi kapattın gittin diyelim dükkanı. Öbür gün gelip açtığında o telislerin delinmiş bütün yani önemli bir miktarda işte bu hububatın yere döküldüğünü görsen ne dersin dedi. Hiç düşünmeden fare girmiştir derim dedi. O zaman Şakir Hoca rahmetli dedi ki niye dedi Allah yaptı demiyorsun. <laughs> yani akıl yürütüyorsun yani eğer telis böyle olmuşsa muhakkak fare gelip parçalamıştır. İşte deprem olduğu zaman da <laughs> bu depremin bir nedeni vardır, bir, bir bilimsel nedeni vardır. Her şeyde olduğu gibi. Dolayısıyla aklımızla bilimle canımızı güvenliğini sağlamak, çoluk çocuğumuzun güvenliğini sağlamak zorundayız. O nedenle biz gerekli bütün tedbirleri alırız. Ondan sonra gerisi Allah'a kalmıştır size de Deprem, Başka bölge, deprem bölgesinden depremzede vatandaşlarımız soruyorlar bu e, ara ara bunları da soracağım size Çünkü yani insanların tutunacağı tek dal bilim şu anda e, bu sorulara o yüzden çok e, karşılıksız bırakmayacağım e, size artçılar ne kadar daha zaman sürecek diye Fatma Pelin Hanım soruyor şimdi böyle 7.7 7.6 6.4 gibi depremler olduğu zaman e, genellikle yani bir yıl veya daha fazla sürebileceğini düşünüyoruz. Mesela Elazığ depremi oldu 6.8. Yani bir yıldan fazla sürdü. Bir artçının maksimum büyüklüğü neyle ölçülüyor? Yani diyelim ki işte 7.4 ise 6.4 mesela en fazla en büyüğü olur. Bu gittikçe küçülür. Ha öyle mi? Evet gittikçe küçülür ve seyrekleşir. Yani başlarda hem boyutu büyüktür depremin hem sıklığı fazladır ama diyelim ki zaman içerisinde hem boyutu küçülür hem de ara açılır ve bir sene sonra belki birkaç daha daha devam edebilir ondan sonra biter ee, yani bu e, artçı depremler bir anlamda o bölgenin temizlenmesi gibi şimdi büyük bir kırık meydana gelince kimi yerlerde böyle kırılmamış ufak tefek takılı yerler olur kendini o fay zonu öyle kırar, yeniler, tazeler yani. Hatay'dan Yağız Bey soruyor yine. Adana'da olacak deprem Hatay'ı ne şekilde etkiler diye size sormuş. Yani Hatay çok uzak değil. Öyle çok Hatay'ın depremi gibi etkilemez ama yani belli bir etkileşim muhakkak olabilir. Dolayısıyla Adana'nın depremi eğer Hatay'a yakın bir sınırda olursa Hatay'ı da belli ölçüde etkiler muhakkak. Deniz Hanım da Kayseri'den sormuş. Her sallantıda, her depremde biz niye bu kadar çok sallanıyoruz? Kayseri'nin zeminiyle ilgili jeolojik bulgular nedir diye sormuş size. Şimdi Kayseri'de yani öyle çok ayrıntılara girmeyelim ama Kayseri'de, Kayseri'den geçen işte dediğim gibi bu Ecemiş Fayzonu mevcut. Ona farklı isim de veriyorlar. Ee, ...bu volkanların bulunduğu yerlerden de geçer... ...hatta o volkanların nedeni de... ...bu fay zonudur... Ee, ...dolayısıyla bu fay zonu... ...Nide tarafına kadar iner... ...oradan Adana'dan... E, ...Mersin tarafına kadar gider... Ee, ...aslında baya büyük bir fay zonudur... Ee, ...bizim Miosen dediğimiz dönemde... ...çalışmaya başlamış bir fay zonu... ...Kuzey Anadolu fayına kadar gider... ...birleşir yani... Kuzey Anadolu hmm. fayından ayrılmıştır. Anadolu'nun batıya doğru hareketi sırasında e veya öncesinde Anadolu'nun parçalanması sonucu meydana gelmiş. Öyle çok aktif bir fay sistemi gibi gözükmüyor. Hmm. Yani e böyle çok tehlikeli, sık sık büyük depremler üreten e bir e şey olarak uzun zamandır böyle gözükmüyor. Yani o aktivitesi biraz yavaş gibi. Kayseri e, Kayseri diyorum. Bu Adana ile ilgili ben bir yerde denk gelmiştim okuduğumuz e, hatırlıyorum. Adana'nın yani o bölgenin Adana'nın değil de o bölgenin bu Adana'da beklendiğini söylediğiniz depremle ilgili olarak zemininin çok daha sağlam olduğu bir takım te teknik terimler kullandılar bilim insanları ama e, ve e, fay geçmişinin bu kadar çabuk bir depreme sebep olabilecek durumda olmadığı ile ilgili bir takım tezler de var. Bunların bilimsel olarak karşılığı nedir yani hocam? Yani onlar doğru değil. Bak neden? Şimdi Adana Havzası'nı düşündüğümüz zaman Adana Havzası aşağı yukarı yani binlerce metre çökel dolgusu var. Yani en temeli tabanı çok sağlam. Yani bizim ofiolit dediğimiz kayalar var, kratesenin kireç taşları var falan ama onun üzerinde kalın bir çökel dolgusu var. Yani özellikle bizim miyosen dediğimiz aşağı yukarı yani işte ne bileyim ben 10, 12, 13, 13 milyon biraz daha gence de giden altta dolguları var. En üstte de yani çok daha genç dolgu ve alüvyonlar var. Öyle olunca da Adana Havzası'nda su seviyesi de yüksek, yeraltı seviyesi. Ve çökel dolgusuyla da dolu olduğu için, alüvyonla da. E, zaten Adana'ya Çukurova denilmesinin nedeni o çukurluğun alüvyonla dolması. O deprem etkisini büyüten dolgudur. Hmm. Çünkü gözeneklerin içerisinde su vardır. Deprem dalgaları oraya girdiği zaman... Bu gözenek içerisindeki su basınçlarını artırır ve kendi içindeki yani fayları bile harekete geçirir farklı. Ee, ve depremin etkisini de büyütürler ee, Kimi yerde sıvılaşmaya neden olurlar. Hmm. Yani mesela bu depremde de bu deprem oldu Adana'da kimi yerde sıvılaşma oldu? Yani muazzam kaç katlı e, evler, 2-3 kat batıyor gömülüyor üzeri kapanıyor yani yerin altına gömülüyor e, dolayısıyla yani Adana'nın temel kayaları sağlam e, onu kabul ediyorum ama büyük dolgu kesimi büyük kısmı denize doğru çökel dolgularla dolulduğu için yani iyi bir zeminden söz etmek e, mümkün değil oralarda e, bu tabi Kıbrıs'a kadar dayanıyor Kıbrıs'a kadar gidiyor ee, yani Adana e, özellikle tabi bu inşaat yönünden e, ev yapımı yönünden dikkatli olmalı. Yani biz inşaatçı arkadaşlarımızdan anladığımız kadarıyla şu e, zemini göz yönünü alan, zeminin özelliğini göz önüne alan, binayla zemin arasında olması gereken ilişkiyi kuran ve ee, yeni deprem yönetmeliğine harfiyen uygun olan iyi mühendislik hizmeti görmüş, e, iyi projelendirilmiş, projeye uygun yapılmış binalarda yani herhangi bir sorunun olma olasılığının çok düşük olduğunu söylüyor. Sizin e, yaptığınız depremden hemen sonraki çağrıya ses gelmiş gibi gözüküyor. Siz dediniz ya hemen e, şehirler kurulmamalı beklenmeli mikro bölgelenme çalışması mı yapılmalı? Öyle bir şey söyleyeyim. Evet, bölgeleme evet. mi? Bölge, bölgeleme galiba. Bölgeleme. Ee, mesela şimdi şeyde Adıyaman'da Maraş'ın bazı bölgelerinde yeni bir takım şehirler yapılmaya, köyler yapılmaya başlanıyor. Bazılarının yeri değiştiriliyor. Orada ciddi zemin çalışmaları yapılmaya başlanmış. Ve mesela Antep'te var galiba. Nurdağ ile ilgili bir çalışma var. Nurdağ eski yerinde olmayacak deniyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı bayağı bunu resmen de açıkladı. Demek ki söyledikleriniz o kadar da duyulmuyor değil hocam. Yani e, şimdi bu mikro bölgeleme çalışması e, böyle çok kısa zamanda yapılamaz ama e, eğer devlet gücünü kullanır yani ekip ekipmanı ona göre artırır ve e, bir yerde oranın yerleşim yerini mikro bölgeleme verilerini elde ederken yani hızlı oraya konsantre olup diğer yerlerde de hazırlığa geçip biten yere inşaatı, öbür yere ha hazırlama ve e, etüt işini koyarsa, o zaman bu iş e, becerilebilir. Zaten mikro bölgeleme çalışması olmayan bir kenti depreme gerçekten hazırlamak mümkün değildir. Çünkü mikro bölgeleme sizin kentinizin alanının Nerede yaşama uygun? Nerede bina yapmaya uygun? Neresi depreme karşı, e, deprem diyelim tehlikesini, büyüklüğünü artırır? Nerede sönümlendirir? Nerede heyelan olur? Nerede sıvılaşma olur? Hangi yerde kaç katlı bina yapmalısınız? Nereye hiç bina yapmamalı, yapmayıp yeşil alana dönüştürmelisiniz? yol nereden gitmeli, köprü nerede olmalı, havaalanı nerede olmalı bütün bu verileri size verir ki siz kentin gelişimini mekansal kullanımını karar verici organ olarak ona göre söyleyesin. O kadar söylediğinizle Türkiye'nin alakası yok ki geçmişte bak Esen Balkan isimli bir seyircimiz diyor ki hani biraz önce Çapa'yı konuştuk ya işte Çapa, Cerrahpaşa, Vakıf bu hastanelerin olduğu bölge için diyor ki ben orada doğdum büyüdüm benim çocukluğumda buralara bataklık derdik biz diyor evet yani şimdi şöyle bir zorunluluk yok varsa o ayrı olur ben bu bataklık da olsa buraya ev yapacağım şimdi bunu diyen bir devlet bunu diyen bir yönetim yerel yönetim eğer mecbursa tamam abicim yaparsın ama şu bütçeni 5-10 misli artır öyle yap. Ona göre bina. Ona göre yap. Yani inşaat mühendisi bilim dalı öyle diyor. Biz bataklığa da yaparız. Tabii. diyor, Suya da yaparız. Ver parayı yapayım. Bizde hem bataklık olsun hem herhangi bir yerdeki gibi yapayım dersen işte olmuyor. Bu Yeşilköy'de ve Tuzla'da 7'nin üzerinde olacak bir depremin 9 civarı hissedileceği e, şiddet göstereceği tezi doğru mu? Tabii. Yani bak Okan Tüysüz e, hocamız. 2000 yılında bu çalışmaları yaptı. Ee, yani Marmara bölgesinin haritasını çıkarttı. Şimdi beklediğimiz İstanbul depreminde özellikle Marmara sahillerinin çoğu e, 9 şiddetinde etkileniyor. Sahile yakın kesimler. Boğazdan bahsetmiyorsunuz. Aşağı Marmara sahilinden bahsediyorsunuz. Yani deniz e, deniz boğazın içinde de var ya o yüzden. Deniz kıyısı yok. Marmara kıyısından hem Anadolu yakasında Avrupa yakasında Yani o Kadıköy, Fenerbahçe, oradan Kartal'a evet, doğru evet, tuzla ya yani giden dokuz yol. 9 şiddetinde olan yerler var. Tabi bu böyle yeknesak homojen değişiyor. De, devam etmiyor. Bazı yerlerde 8 oluyor. Ama genelde sahil kısımları 9 şiddetinde etkileniyor. Biraz kuzeye çıkınca 8 şiddetinde. Sahil kısmı coğrafi olarak sahilden ne kadar uzağa kadar sahil denebilecek? Yani bir kısımdır. biz deprem değerlendirmesini yaptığımız zaman genellikle sahilden 10 kilometre iç, içe kadar olan yerlerin hassas bölgeler olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir doğrultu atımlı fay kırıldığı zaman yani 100 kilometrelik bir çap şey, yarı çapa alıyorlar. Her etkiler ama en ölümcül kesimleri e, o doğrultu atımlı fayların uç kesimleriyle işte ana kırıktan 10 kilometre 20 kilometre kuzeyi ve güneyi olarak. Uç kısımlarında nereler var hocam? Yani işte diyelim ki Kumburgaz e, fayı Yeşilköy taraflarında tamam. bitiyor. E, onun uç kısmı o Yeşilköy ve doğusu gibi oluyor. Ee, batısı ise Silivri açıklarıyla Tekirdağ arası oluyor. Adaların güneyindeki ee, onun adaların yok. güneyinde e, yani şey kısmı oluyor. Bizim Boğaz kesimi ve e, Boğaz'ın batısı e, oluyor. E, doğusu da Yalova vesaire işte o taraflara denk geliyor. Şimdi e, ne talep edecekler insanlar? dedi ki ya bu artık bizi yönetenlerden, seçtiğimiz belediyelerden, var olan belediye başkanlarımızdan, ülkeyi yöneten iktidarlardan bizim ne beklediğimizle alakalı. Biz bundan sonra ne talep etmeliyiz? doğal afetlerde doğal bir şekilde ölmemek için ne istemeliyiz Programı yavaş yavaş sonuna geliyoruz bunu söyleyelim önümüzdeki hafta bir de konuğumuz olacak burada evet, biz nasıl evet. dirençli şehirler yapacağız evet. nasıl İstanbul'da 7'nin üstünde deprem olmasına rağmen biz binamızdan sağ çıkabileceğiz bunları konuşmaya başlayacağız evet. ee, son bölümde isterseniz ne talep edeceğiz biz bu bölüm önümüzdeki hafta ne yapacağız onları anlatın ondan sonra bitirelim evet şimdi önce talebi kısaca söyleyelim Şimdi vatandaş şunu isteyecek. Hükümetlerden, yerel yönetimden ve kendisinden, kendi ailesinden. Diyecek ki yani bir sefer şu depremme yaklaşım stratejimizi değiştirelim. Bir, bu ülke bir deprem ülkesi. Her an deprem olabilir, her yerde olabilir. Biz bu deprem fay tartışmanı bir tarafa bırakalım. Bize deprem dirençli yerleşim alanlarını yapın stratejiniz de şu olsun. Deprem gelmeden önce, testi kırılmadan önce deprem dirençli kentleri oluşturun. Deprem olduktan sonra acil müdahale, işte afet yönetimi onlar çok önemli işler ama çağdaş değil. Zaten insanlar ölmüş göçük altında kalmış elini avuşturup oturacak mısın? Zaten yardım edeceksin. Bu, gör, bu şu anda gördüğün e, konteynerleri, çadırları bilmem neler zaten yapacaksın. Bu insanlara yani evet çok büyük hizmet ama ama insanın içini yaralayan bir hizmet. Yani insanın aklına şu geliyor. Bu deprem olmadan önce neredeydiniz? Yani insan soruyor gayri ihtiyarı. İnsanın içi yanıyor. Dolayısıyla afet yönetimini bir tarafa bırakacaksınız. Risk azaltma yöntemini siz strateji olarak belirleyeceksiniz. Şimdi burada onu belirleyelim. Bu hükümet onu yaptı. Nasıl yaptı? 99 depremlerinden sonra 5-6 sene sonra 2010'lara doğru dedi ki ben dedi afet yönetimini artık stratejik olarak belirlemiyorum. Depremler gelmeden önce, insanlarımız ölmeden önce biz gerekli zarar azaltma çalışmalarına başlayacağız. İşte size dedi kentsel dönüşüm. Şimdi onu tartışmayacağız nasıl olduğunu, ne bittiğini. İşte gerçek strateji bu. İRAP planı çıkarttı. İl risk azaltma planı. Bütün 81 vilayete onları gönderdi. İl risk azaltma planına göre şunu şunu yapacaksınız. Yani Gaziantep ve Maraş valisine ve belediyesine dedi ki bak çok enteresan. Senin bölgende deprem gelmeden önce depreme dayanıksız binaları belli et. Bunları güçlendir, yık veya yeniden yap. Böyle emirler verdi. İl risk azaltma planıyla. E şimdi sormazlar mı hesabı? İrap senin geliyor Cumhurbaşkanlığından, hükümetten. Sen peki ne yaptın? Bu durum ne? Bu bir belge bak. Vatandaşlar onu kullanabilir. İRAP'ı. Yani. Va valinize belediye başkanınıza sorun. Aynen öyle. Yani Tabii. bu hukuki bir belgedir. Şimdi dolayısıyla bu iş doğru uygulandı mı uygulanmadı mı? Çünkü yerel yönetimlerin de itirazı şu. Evet hükümet bize bu görevi verdi ama bize finans vermedi. Elimiz ayağımız bağlı. Yani sen bu finansı bu desteği vermeden emir vermekle bu olmuyor ki yani bunu yapabilmem için bana para vermen lazım, bütçe vermen lazım. Yani bu iş tam oluşmadı ama onları artık tartışmayalım. Dedik ya bu tartışmaları son bulacağız. Dolayısıyla vatandaş devletten şunu isteyecek. Ya ne güzel Allah razı olsun desin. Bana geçici ev verdin, kalıcı ev verdin. Alkışlasın, bağrına bassın ama onu zaten yapacaksın. O bir lütuf değil. Sen şimdi deprem gelmeden, insanlarım ölmeden bana yerleşim alanlarını hazırla. Asıl o. Yani Türkiye muazzam bir yer. Çok şeyler var. Onu isteyecek. Hiçbir şekilde affetmeyecek. Her seçimde isteyecek. Aynen EYT'liler gibi. Her zaman, her yerde demokratik anlamda pankartını kaldıracak. Depremde ölmeyecek, deprem dirençli yerleşim alanları istiyoruz. Bunu bütün ülkeyi yönetenler, yerel yönetimler bunu bilecek. Hocam EYT dediniz de yani şu EYT'nin yüzde 10'u kadar bir talep olsaydı siyasi partilere, iktidarlara yüzde 10'u, inanın bana bugün depremlerde Türkiye kaybedeceği insanların yarısının hayatını kurtarmıştı. Evet. yüzde Bak yüzde 10'u. EYT talebinin %10'u Türkiye'de gerçek olsaydı deprem karşılığı olarak söylüyorum. Yani EYT'nin %10'u kadar depreme dayanıklı ev talebi olsaydı insanların inanın şu ana kadar ve bundan sonra kaybedeceğimiz insanların yarısını kaybetmeyecek olurduk. Ama biz elimizden geleni yapacağız. Amam burada ya özür dilerim. Buyurun, yani bir doğruyu hakkı teslim etmek adına yani siyasi anlamda değil. Hiçbir siyasete girmiyoruz. Bizim siyasetle ilgimiz oy sandığında oy atmaktan ibaret. Bilim adamı olarak ben duyduğum için bu kulaklarımla mesela bunu e, e, Sayın Muharrem İnce Türkiye'de Türkiye'nin en önemli sorununun deprem olduğunu bir numaralı sorunu ben çok duydum yani konuşmağında. Eğer halk talep ederse bütün siyasi partiler ve hükümet de bunu kabul edip ...dillendirmeye başladığı an... ...çünkü şimdi deprem tabu... ...konuşmuyorlar, duymuyorlar... ...duymuyor... E, ...nitekim yani... E, ...altılı masanın... ...toplantısında... ...her şey konuşuldu, iklim dahil... ...deprem konuşulmadı... ...şimdi dolayısıyla... ...bu deprem... ...halkın istediği bir şey... ...anketlerden en başta çıkan istek olursa... ...buna hiçbir siyasetçi... Uzak kalamaz. Deprem konuşulacak. Depremi fay konuşmaları şeklinde değil. Deprem dirençli kentleri oluşturma. Nasıl oluşturacağız? Ne yapacağız? Onu da haftaya konuşacağız. Haftaya konumuz kim? Yani haftaya e, ben şöyle düşünüyorum. E, yani büyük bir ihtimalle deprem dirençli kentler oluşturmada depremin bileşenlerini sayacağız ya. Yönetim halk altyapı yapı stoku çevre ve e, ekosistem ve e, en son olarak da ekonomi şimdi her bileşeni ayrıntılarıyla o konunun uzmanlarından Bizler de dahil tartışacağız hükümetlere yol göstereceğiz yol Ben eminim ki siyasetçiler bu programda Televizyonun başına geçip not alacaklardır veya birini görevlendireceklerdir. Çok iyi niyetlisin diyeceksin ama bu Nasıl ülkede bu artık. ülkede 40-50 bin kişinin öldüğü bir zamanda hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Eski tavır, eski düşünce bu ülkede geçerli olamaz. Bunu halk affetmez etmemeli de zaten. Dolayısıyla bu konuda yönetim dediğimizde bir kentin yönetimi. Hangi mekanizmalara bağlı olmalı? Kendisi otokton olarak yöneticiden bağımsız nasıl çalışmalı? Yöneticiden bağımsız, yönetici ne kadar acemi olursa olsun sistem nasıl kurulmalı? O sisteme kumanda edecek yöneticinin vali ve kaymakamın niteliği nasıl olmalı? Yani artık kafanızı estiği gibi seni vali tayin ettim git otur adamın hiç bundan bilgisi yok olmaz. Parmak kaldırdım. Doğrudur, demokrasidir. Ben seni millet şey belediye başkanı yaptım. Doğru. Ama şu konularda eğitileceksin. O konularda belli bir duruma geleceksin ki öyle kenti idare edesin. Çünkü bu kent deprem kentidir. Bunu kafalarımızda olacak. Sadece valisi değil bana sorarsanız deprem e, riski bu düzeyde olan şehirlerin milletvekillerinin de donanımları bahsettiğiniz gibi olmalı. Yani olabilir. Şimdi bu sistemi biz hani kurguladığımız için böyle olacak ve bu konuda e, önümüzdeki hafta yani ben e, sayın Prof. Doktor Derin Orhon'un e, bize. Yani katılmasının doğru olabileceğini düşünüyorum. Siz hocam her zamanki iyimserliğinizle, ben de her zaman kötümserliğimle programı kapatıyorum. Umarım e, bu program aylar sonra siz, ben ve e, arkadaşlardan ibaret bir seyirci grubuyla devam etmez. Ama etse de benim şahsen umurumda değil, kanala bir şey diyemem tabii ama. E, biz gerçekten başka bir şey yapmak için yola çıktık. Sağ olun sizin önderliğinizde. E, bir kişinin bile hayatını kurtarabilse bu programda konuşulanlar. Bir kişinin bile depremle ilgili bakış açısını değiştirebilsek bizden daha mutlu bir şey yok. Buna da değer deriz. Kaldı ki binler, milyonlar olsa ne ala. Ben halkımızın çoluk çocuğunun gençliğinin neslinin hüküm süreceği bir ülkeyi deprem dirençli yapma noktasında en azından bu katkıyı vereceğini böyle bir takım dizilerle zaman geçirmeyeceğini, bu konuyu önemseyeceğini, talep edeceğini demokratik anlamda hükümetle, yerel yönetimle iç içe olacağından hiç kuşku duymuyorum. Zaten bunu yapamazsak bu milletin geleceği yok, geleceği. Şaka değil, yok geleceğimiz yani. Bu nesli biz sürdürüp gidemeyiz. Ekonomik bağımsızlığımızı sürdüremeyiz, siyasi bağımsız bağımsızlığımızı sürdüremeyiz. Bu işin şakası yok. Gerçek beka sorunu budur işte. Bunu bütün herkes siyasiler de dahil duysun. Az, ne az öncesi ya az önce konuştum bitti diyordum az kalsın sesimi duyan var mı bitti. Önümüzdeki hafta cuma günü akşam yine aynı saatte. Biz buradayız Profesör Doktor Naci Görül ile birlikte hazırladığımız sesimi duyan var mı önümüzdeki hafta deprem gerçeğini Türkiye'nin depremle nasıl baş edeceğini doğal afetlerde nasıl doğal olarak binlerce insanı kaybetmeyeceğimizin detaylarını konuşmaya çalışacağız. Vatandaşa, ülkeyi yönetenlere, valilere, belediye başkanlarına, bakanlara, cumhurbaşkanına herkese birazcık da olsa bilimsel veriyle bu doğal afetlere karşı nasıl dirençli şehirler yapabileceğimizi anlatacak bilim insanları. Umarım seyredersiniz. İyi akşamlar. Karalarımızı birlikte saracağız. Geçmiş olsun Türkiye'm.